Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. İçel TV'den hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Su Hayattır programına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, her hafta yayınlanmakta olan Su Hayattır programının çok değerli hekimleri, biliyorsunuz ki Su Hastanesi'nin değerli hekimleri ve Su Hastanesi'nin değerli katkılarıyla bu program 3 yaşına girdi ve sizden de almış olduğu güçlerle önümüzdeki dönemlerde çıtayı yükselterek yeni bilgiler ve bu bilgilerin ışığında da sürekli hekimlerimizin size kazandıracağı yeni tedavi ve önlem bilgileriyle sanıyorum COVID-19 olayından sonra çok daha sağlıklı bir yaşamı yine değerli hekimlerimizin bilgileri doğrultusunda sürdüreceğiz. Onun için bugünkü hekimimiz göğüs hastalıkları uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Leyla Yücesoy konuğum olacak. Değerli hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Biliyorsunuz programımıza ilk defa katılan bir hekimsiniz. Evet. Ve dolayısıyla önce sizi ben izleyicilerime tanıtmak istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz hem sizi tanımakla hem de size ulaşmakla ve hatta programdan sonra da kafalarına takılan soruları sormak için de en azından bir sebebi olacak birçok konuda. Evet. Merak ettikleri konularda size danışmış olacaklar. Evet, çok sevindim. Doktor Leyla Yücesoy kısaca kendini nasıl tanıtabilir? Ben 1970 Mersin doğumluyum. İlkokul öğretmeni, bir anne babanın çocuğuyum, memur çocuğuyum. Tayin olup Mersin'e yerleşmişler ve ben de Mersin'de doğarak kendimi bir Mersinli olarak gören bir hekimim. Tıp fakültesi eğitimimi 1994 yılında Çukurova Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra Kayseri Verem Savaş Dispanseri'nde mecbur hizmetimi tamamladım. 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi'nde ihtisasımı kazandım. Orada göğüs hastalıkları ve tüberküloz alanında uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2003 yılında bitirdim uzmanlığımı. 2003-2010 yılları arasında Kocaeli'nde bir özel hastanede göğüs hastalıkları uzmanı olarak hizmet verdim. 2010 yılında sineye illet yapıp ailemin yanına gelip İmece Hastanesi'nde bir 10 sene kadar çalıştım. 2021 yılı itibariyle de özel su hastanesinde her geçen gün gelişen imkanları ve güçlenen kadrosuyla Mersin Özel Su Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Halen de orada hizmet veriyorum. Bundan sonraki hekimlik hayatınızda başarılar diliyoruz hocam. Evet, su hastanesi gerçekten hem ilimizin güzide sağlık kurumlarından bir tanesi, hem de her zaman kendini geliştiren, değerli hekimleri kadrosuna katan çok önemli bir sağlık kurumu. Orada olmanızdan dolayı da gerçekten biz çok mutlu olduk ve bundan sonra da su hastanesinin de kadrosunda olmanızın getireceği avantajları artık sizi de izleyicilerimiz takip ettikten sonra kendileri karar verecekler. Umarım en kısa zamanda da onlara hizmet konusunda da gerekli olan fırsatı bulursunuz. Onlarla daha sıkı diyaloglar kurarsınız. Elbette, elimden geleni yapacağım. Evet. Hocam biliyorsunuz 2019'un sonunda Çin'in Wuhan kentinde başlayan
ve oradan dalga dalga bütün dünyayı kasıp kavuran bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. Evet. 2019'un sonunda başladı. 2020'nin şu an 6. ayındayız. Yaklaşık olarak da hemen hemen 1,5 seneden bu yana bütün dünya bu konuda araştırmalar yapıyor, çalışmalar yapıyor. Arzu ederseniz önce COVID-19 hakkında kısaca bir bilgi vermenizi rica etsem. Daha sonra bu kısa dönem içerisindeki bu COVID-19'un hem bilimsel hem tıbbi anlamda hem de hastalar açısındaki durumunu kısaca bir özetlemenizi rica etsem. Daha sonra da tabii ki bir hekim olarak da takipçilerinize, hastalarınıza, izleyicilerinize söyleyecekleriniz vardır. Evet. COVID-19 bir virüs hastalığıdır bildiğimiz gibi. Virüsler bakteriler gibi değildir. Çok küçük mikroorganizmalardır ve bakteriler gibi antibiyotiklerle tedavileri söz konusu değildir. O yüzden virüs salgınları bütün dünya genelini hızla yayılabilen, pandemi dediğimiz tablolara yol açabilen, genelde de uzak doğu kökenli olabilen, salgınlar yapabilen bir hastalık grubudur. COVID-19 virüsü de akciğerlere solunum yolları ile giren ve burada öncelikli olarak akciğer dokusundan zarar veren, bununla beraber multisistemik hastalık dediğimiz kalp, böbrekler, karaciğer, göz, sindirim sistemi, sinir sistemi, cilt gibi birçok organda bozukluk yapabilen bir hastalıktır. Belirtilerine gelecek olursak, solunum yoluyla alındığını ön planda düşünürsek, öksürük, kuru öksürük belirgin semptomlardan biridir. Ateş belirgin semptomlardan biridir. Son dönemlerde bunların yanında çok şiddetli halsizlik, kırgınlık, eklem ağrılarının ön planda olduğunu da görüyoruz. Beraberinde koku kaybı, tat kaybı yapabilmektedir. İştahsızlık, bulantı, ishal gibi sindirim sistemi bulguları yapabilmektedir. Boğaz ağrısı, çok şiddetli ağrı kesicilerle geçmeyen neredeyse baş ağrıları yapabilmektedir. Gözlerde kızarıklık konjüktivitle seyredebilmektedir hatta. Cilt bulguları yapabilmektedir. Parmaklarda, el parmaklarında, ayak parmaklarında kızarıklıklar, morluklar yapabilmektedir. Dolayısıyla bu tip semptomlar olduğunda aklımıza COVID'in gelmesi ve bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekmektedir. COVID tanısı almış hastalarımızda tanıyı bir kere PCR testi yapmamız gerekiyor ön planda, burnundan. PCR testi dediğimiz bu test, virüsün canlı virüsü değil, virüsün nükleik asitini, virüsün parçacıklarını gösteren bir testtir. Dolayısıyla PCR pozitifliği 50 güne kadar bile uzayabilmektedir. Yani benim işte COVID oldum, testim pozitif çıktı ama kendimi iyi hissediyorum. Fakat işte 10 gün sonra yaptırdım, 20 gün sonra yaptırdım, yine testim pozitif dendiğinde hastanın klinik tablosunda bozulma yoksa, klinik ve laboratuvar tetkikleri bunu desteklemiyorsa, biz bunu solunum yollarından dökülen virüsün parçacıklarına ait olduğunu düşünüp hastanın panik yapmamasını istiyoruz. Böyle bir şey görüyoruz. PCR testi COVID tanısında başlangıçta ilk 1-2 gün içerisinde negatif çıkabiliyor. 3-4. Günlerde pozitif çıkabiliyor. Başlangıçta test yaptık. Testimiz negatif. Ama işte ateşimiz var, kırgınlığımız var, her yerim dökülüyor, koku kaybı var veyahut da öksürüğü var veyahut da. Bu durumda hastanın radyolojik tetkikini yapmamız gerekiyor. Akciğer filmi çekip şüpheli lezyonlarda tomografi çekmemiz gerekiyor. Tomografi tutulumu olup PCR negatif olan, yani PCR burundan yapılan testi temiz olan çok hastamız oluyor. Biz bunlara COVID olduklarını anlatmakta zorlanıyoruz. Yani testi negatif olup kliniği pozitif şikayetleri var, tomografi tutulumu var. Bu hastaya tedavi vermemiz ve sen COVID'sin dememiz gerekiyor. Gerekirse testini, PCR testini 24 veya 48 saat sonra tekrarlamamız uygun oluyor tabii ki. O zaman test pozitifliğini yakalayabiliyoruz. Yani bir teste güvenmemek, test negatif olsa da şikayetleri varsa, tomografi tutulumu varsa
tedaviye başlamak gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz. Aslında birçok izleyicimiz, birçok takipçimiz yaklaşık 1,5 yıldır hem televizyon bilgileri hem televizyondan aktarılan sizin gibi değerli hekimlerin tavsiyeleriyle bunların tekrar edilmesi, hatırlatılması lazım. Çünkü halen maalesef dünyada böyle bir tehlike var ve devam etmektedir. Evet. Ama bu tehlikelerin umut veren yönleri de var, aşı. Arzu ederseniz şu ana kadar, yani bundan bir sürü önceye kadar aşı bulunacak mı? Aşı bulunması halinde aşıya karşı olan düşünceler ve gruplar var. Bu grupların düşünceleri ve savundukları tezler ne derece doğru? Bu aşının tedarik konusunda yaşanılan sorunlar var. Evet, evet. Ama bu artık dünyanın birçok yerinde birkaç aşıya sahibiz artık. Evet. Bir Sinovac var, işte Çin'den gelen. Evet. Bir BioNTech var. Aldım bir de Sputnik var şu an. Evet. Rusya'dan gelen. İleride de temenni ederim ki bizim de ulusal aşımız bulunur. O aşılar da çıkar. Arzu derseniz bu aşılardan biraz bahsedelim. Tabii ki. Aşının önemi gerçekten aşıya karşı olan grupların tezleri doğru mu değil mi? Endişeleri var mı yok mu? Biraz ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Evet. Çünkü ben şahsen aşı vuruldum. Yani kendi adıma söylüyorum. Bunu herhangi birisini etkilemek için söylemiyorum ama aşı vuruldum ve vurulduğum için de oldukça memnunum. Ama tabii ki söz hekimlerin, siz ne diyorsunuz? Estağfurullah. Teşekkürler. Şimdi bir hastalıktan bir hastalıkla savaşta onu tedavi etmektense önlemek çok daha bir maliyeti düşüktür. İkincisi daha kolaydır. Üçüncüsü hasta içinde daha zararsızdır. Yani tıp öyle bir bilimdir ki 2 artı 2'nin 4 ettiği matematik bilimine benzemez. Tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Kesinlikle doğru. Her ilaç her hastada aynı şekilde bulgu vermez, sonuç vermez. Her hastalık her hastada aynı şekilde semptom vermez. Tabii. Dolayısıyla bunları bilerekten en güzeli korunma önlemleridir. Korunma önlemlerinde aşı temel bir koruyucudur. Bundan öncesinde de kısaca artık ezberledi vatandaşlarımız ama ben gene de tekrar etmenin bir zararı yok. Evet. Evet. Tekrar maske, mesafe, hijyen, evet, konusuna değinip sonra isterseniz aşıya geçeyim. Çok sevinirim tabii ki. Hocam şöyle, siz hekimsiniz. Sonuçta hekim anlatacağı konuların hastanın daha iyi anlayabileceği sıralamayı daha iyi yapar. Onun için bu sıralamayı lütfen riayet ederek anlatın. Sorumu zaten evet, hedefinde neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Anladım. Ama daha iyi anlaşılması için nasıl, evet, uygunsa öyle anlatın lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi COVID'den korunmak için neler yapmalıyız? Önce bununla başlayalım. Tabii. Solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Öksürdüğümüzde, konuştuğumuzda, hapşurduğumuzda, hatta nefes aldığımızda bile ağzımızdan çıkan, burnumuzdan çıkan o küçücük damlacıklar içinde virüsler havada asılı kalabilmektedir. Pandeminin başlangıcında işte büyük çekirdeklerde, sonrasında aerosollerde, solunum çekirdeklerinde, yani daha küçük damlacıklar, tabii, içerisinde çekirdekte yer aldığı bilgileri artık kabul edildi. Yani havada asılı durabiliyor. O yüzden en büyük bulaşma havasız kapalı ortamlar. Hmm. Dolayısıyla kapalı bir ortamda hava sirkülasyonunun iyi olması karşılıklı çok önemli. Kapalı ortamda geçirilen süre çok önemli. Bir virüsü almak için bir virüsün gücü, iki alınan virüsün miktarı, üç kişinin bağışıklığı. Bu üç bileşen rol oynamaktadır. Dolayısıyla uzun süre kapalı ortamda maruz kalırsak daha çok virüs alırız. Bağışıklık sistemimiz bozuksa, ki onlara daha sonra gireceğim, bunların sebeplerinden bahsederiz, hastalık daha kolay ulaşır. Havalandırma konusunu kabul ettik. Kapalı ortamlardaki tehlikeyi de dikkat çektik. Evet. Fazla bulunmuyoruz. Uzun süre kalmıyoruz. Havalandırmaya özen gösteriyoruz. Kapalı ortamlarda muhakkak maske takıyoruz. El temasına gelince,
Bir dönem işte tahtada şu kadar yaşıyor, metalde bu kadar kalıyor, şudur budur, işte meyvede, sebzede çok kafa karışıklıkları vardı. Önemli olan temas ettiğiniz yüzeylerde COVID virüsünün olabileceği, birisi orada hapşurdu, öksürdü, orada virüs bekliyor sizi. Dokundunuz, elinize aldınız. Elinize aldığınız virüsü burnunuza, gözünüze, ağzınıza götürdüğünüz zaman mukozalardan emilebiliyor. Dolayısıyla ellerimizi riskli temas olduğunda, bir minibüse bindik, bir hastaneye gittik, efendime söyleyeyim asansöre bindik, kapı kollarını tuttuk. Bu gibi durumlarda peçete kullanabilirsiniz veya elinizi hemen yıkayabiliyorsanız yıkayabilirsiniz. Yıkayamıyorsanız alkol bazlı dezenfektanlarla, kolonyayla elinizi silebilirsiniz. Mikrobumuzu öldürürüz. Dolayısıyla bir sıkıntımız kalmaz. Buna dikkat etmemiz lazım. Mesafeye gelince işte önce 1 metre dendi, sonra 1,5 metre dendi, şimdi 2 metre deniyor. 2 metre bir kere en az 2 metrenin olmasına özen göstereceğiz. 10 santim daha fazla olsun. 2 metre, 10 santim olsun. 2 metre olsun. Mesafenin fazla olmasının bir zararı yok. Olmaz efendim. Bakın şurada biraz daha bağırıyorum. Evet, evet. Sorunu çözüyoruz. Ama maskemi çıkaramıyorum. Hem evet, örnek olmak, rol model kesinlikle olmak adına. Çok. Hem sizi hem kendimi korumak teşekkür adına. Teşekkür ediyorum bu hassasiyetinizden dolayı. Çok doğru. Hekim olarak da örnek bir davranış. Umarım ki sizi izleyenler de bu davranışın önemini ve mesaj anlamından öte yaşama biçimi olduğunu kavrasınlar. Bu artık evet, yaşam evet stili oldu. Evet. Yani bunu kabul etmek zorundayız. Yani işte şu riskli dönemlerde ben dehşete kapılıyorum haberleri izlerken. Çok haklısınız. Yani maskesiz, mesafesiz, kapalı ortamlar, cesaretler. Hani bu cesareti nereden alıyoruz? Çözemiyorum. Aşı karşıtlığı hangi bilimsel verilerle karşı çıkıyorsunuz? Anlamıyorum. Mesela Diyanet'in 29 Mayıs'ta açıklaması oldu. Evet. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gecikmeli de olsa. Evet, gerçekten. Aşı yaptırmamanın kul ve kamu hakkı yemek olduğunu beyan ettiler. Umarım aşı kartlarına bir mesaj bu şekilde ulaşmış olur. Çünkü aşılamada 5. 6. 7. sıralardaydık. Dün itibariyle 14. sıraya düşmüş durumdayız. Yani o yüzden aşı programını hızlandırmamız gerekiyor. Tabii. Burada mesela listenin ilk başında İsrail, arkasından İngiltere. İngiltere'de evet, çok büyük ölümler oldu. %60'ını aşılamış durumda. Yani evet, bizse daha çok gerilerdeyiz. Şu an evet 50 yaş sınırına dayandı. Önümüzdeki evet, günlerde 50'nin altında bir ikinci uygulama düşünülüyor. Evet. Ama pazartesi günü civarında evet, toplumun 1/3'üne hatta olasın. Müjdeyi Sağlık Bakanımız dün verdi. Bugün itibariyle 45 yaş üstü, pazartesi itibariyle 40 yaş üstüne başlanacak. Evet, hazır kısıtlı imkanları olan, tabii sağlık yatırımlarında nedense kısıtlı imkanlarımız oluyor ama kısıtlı imkanları olan bir ülkeyiz. Evet. Bu aşıları edinebilmiş olmanın da avantajını yaşayıp halkımızın aşı yaptırmaya lütfen biraz daha gönüllü ve istekli olmasını buradan rica ediyorum. Ya aşı konusuna gireceğim çünkü kafalarındaki kaygılara da bir nebze olsun cevap verebilmek isterim. Çok sevindim isterim hocam. Yani her ne kadar da ilimizde hani çok sık karşılaştığımız bir olay değil ama birçok televizyonlarda, sosyal medyalarda, birçok sayfalarda böyle grupların değişik çağrıları, kafa bulandıran evet, değişik istekleri oluyor. Maalesef. Ama bunların çoğuna da bakıldığında bunların tıpla, hekimlikle alakası olmayan, daha değişik amaçları olan kişiler olduğunu tahmin ediyorum. Ama bunu bir hekimin söylemesi, hekimin dikkati çekerek bu aşının önemini anlatması çok önemli. Maalesef. Hatta küçük bir örnek vermek istiyorum. Şaşkınlığımı paylaşmak isterim. Covid'den korunma önlemlerinde işte nasıl dezenfekte edeceğiz, evimizi, dokunduğumuz yerleri nasıl temizleyeceğiz gündemdeyken, hani bunun tıbbi gerekçesi 20 saniye kadar ellerimizi tabii, sabunla, parmak araları dahil, bilekler dahil, dirseklere kadar yıkamaktır temas sonrası. Virüsten kurtulmanın yolu. Sabun bildiğimiz klasik beyaz sabun bunu öldürmektedir. Antibakteriyel sabunun bir esprisi yoktur. Adı üstünde antibakteriyel. Tabii. Bakteriyi öldürüyor, virüsü tabii, öldürmüyor. Tabii. Dolayısıyla
Dolayısıyla klasik sıradan bir sabun virüsün üstesinden gelebiliyor. Tabii. Ona ulaşamadığımız koşullarda ne yapıyoruz? %70 alkol içeren dezenfektanlar veya kolonya. Bildiğimiz kolonya bir zararı yok. Yani tabii, kültürümüzde olan bir tabii, şey. Kesinlikle. Onu kullanıyoruz. Yok efendim sirke kullanalım. Ya merak ettim. Şimdi sirkeyi acaba kim tavsiye etmiş diye. Yani ben niye hiç, tavsiye etti? Hiç üşenmedim. Temizleme özelliği de yok. Hiç üşenmedim, araştırdım. Şeyde internette baktım. Bir magazin sayfasında bir sevgili ve çok değerli mankenimiz tavsiye etmiş. Yani asla hiçbir meslek grubunu rencide etmek için söylemiyorum. Ama lütfen bilimin ışığında koca koca profesörlerimizin açıklamaları varken onların bilgilerini takip etmeye, hastanelerin bilgilendirme sayfalarını takip etmeye özen gösterelim. Çok haklısınız. Rica ediyorum. Evet, herkes işini yapsın. Herkes işini yapsın. Şimdi çok tatlı, çok böyle fiziki yapısı uygun olan bir profesör ya da bir hekim arkadaşımız mankenlik yapsa ki bu güzelliğe rağmen onun kadar etkili olur mu? Çünkü işi onun işi ayrı, onun işi ayrı. Evet, yani herkesin hani tıp hekimlerine bırakın. Evet. Tavsiyeleri onlardan dinleyin. Yani mankenlik söz konusu olduğu zaman tabii ki söz sizindir. İstediğiniz kadar konuşun, anlatın. Zaten bu fırsatınız var. Onun için o anlamda da teşekkür ediyoruz gerçekten. Evet, manken arkadaşlarımız mankenliği yapsınlar. Eczacı arkadaşlarımız eczacılığı yapsınlar. Ama hekimler de, bilim kurullarındaki doktorlar da tavsiyelerde bulunuyorlar. Evet. Onlara dikkat edelim. Onları takip edelim, onları izleyelim. Mesela bizim Toraks Derneğimiz var. Evet. Çok güzel bir uzmanlık derneğim olduğu için gurur duyuyorum kendileriyle. Hem bilimsel hem de gündemdeki sorunlara eğilebilen, tepki gösterebilen, açıklamalar yapan bilimsel çalışmalar ışığında mesleki grupların mesleki bir dernek olarak bizleri aydınlatan, aynı zamanda halk için söyleşiler yapan çok güzel bir derneğimiz var. Evet, Toraks. Takip ediyorum hocam. Toraks Derneği. Ve takip edebilirler. Uluslararası Toraks hastalıkları konusunda da yönetim, evet, kurulunda arkadaşlarımız var. Türkiye'den arkadaş, evet, hekim arkadaşlarımız, evet, var. Çok güzel. Onların yayınlanmış makaleleri var. Bazen okuyorum ben, evet, dikkatimi çekiyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz kulağı, astım, bu hava kirliliğinden kaynaklanan rahatsızlıklar, evet, Toraks'ta maalesef her gün biraz daha boğaz hastalıkları ve buna uygun rahatsızlıkların ve toraks tedavi sistemlerinin ihtiyaç kılınır hale gelmesi hiç de mutluluk verici bir şey değil. Ama maalesef zorunluluk oluyor bazen. Hava kirliliği, çevresel, evet, kirlilik, yani, sigara içiciliğinin artmasıyla göğüs hastalıkları alanımızdaki hastalıkların artışı söz konusu maalesef. Evet, maalesef. Bunlara daha sonra değineceğiz. Tabii hocam. Şimdi gelelim bir de dezenfeksiyon konusunda, temizlik, tabii, konusunda hijyenik çok kirli olduğunu hani laf şeyden açılmışken, sirkeden çok kirli olduğunu düşündüğünüz mekanlarda 1/10'luk yani bir birim çamaşır suyu 9 birim su ile karıştırarak, evet, 1/10'luk solüsyon hazırlayıp işte kapı kolları, asansörler, efendim söyleyeyim anahtarlarınız vesaire gibi eşyalarınızı onunla silelim. Ama ev temizliğinde 1/100'lük bir birime 99 birim su katarak evimizi silebiliriz, dezenfekte edebiliriz. Yani bir ara bir çamaşır suyu çılgınlığı çıktı. Hatta içiliyor mu acaba diye merak ettim. O boyutta çok fazla tüketildi. Bizim astım hastalarımızı tetikleyebilen bir, tabii, maddedir hidroklorik asit. Özellikle bunu kireç çözücüyle karıştırırlarsa astım hastaları yoğun bakımlık olabiliyorlar. Lütfen çok rica ediyorum. Hele ki çamaşır suyunu tuz ruhuyla karıştırıp temizlikte kullanmayın. Kimyasal bir reaksiyona girip akciğerlerimizde bronkospazm denen akciğerlerinizin büzülmesine, nefes alamamanıza, yoğun bakımlık olmanıza sebep oluyor. Ve bu da çok önemli bir şey. Ve en azından yakında bu her yerde eczaneler var. Eczacılarımıza danışalım. Yani bu klorun kullanılma oranını, dezenfektan hazırlanması oranları. Basit, evet, yani, evet, bundan bir bardak koyuyorsan 9, evet, bardak da su koyuyorsun. Yani evet, o kadar da basit. Bundan bir bardak koyuyorsan 100 bardak, evet, da şey koyuyorsun, tabii, su koyuyorsun gibi. Hani o bir bardağa göre de değişir. Bir çay bardağı olur, bir litre olur. Bir karışım hazırlarsın. Ona göre, tabii, kapalı ama ağzı kapalı tutulmak ve kaydıyla tamamen Covid'den steril bir hale evinizi getirmiş olursunuz. Tabii. Çok yoğun kullanmadan çamaşır suyunu. Çok haklısınız hocam. Bir de herkesin tavsiyesi yerine hekiminize her
Herkesin bir aile hekimi var, herkesin yakında bir eczacısı var. Onlara danışarak, onların tavsiyelerine göre yaşamak daha doğru. Yoksa bir mankenin, bir sporcunun tavsiyesine uyarak ya da daha sonra telafisi mümkün olmayan sonuçlar çıkabilir yani insanlara. Tabii ya da komşum kullanmış bu ilacı, çok iyi gelmiş. Bana da verdi, ben de kullanayım. Yani dehşet verici. Lütfen öyle şeyler yapmayalım. O zaman hocam maske dedik, sosyal mesafe dedik, hijyen dedik. Hijyen. Bunlar halen yaşantımızda olmalı. Kapalı ortamlarda fazla pek olmamaya dikkat etmeliyiz. Evet. Maskeyi de uygun koşullarda takmaya. Mesela şu klempini iyice sıkmaya. Mutasyonlu virüslerden ne yazık ki bildiğimiz normal cerrahi maske, tıbbi maske dediğimiz maskeler pek korumuyor. FFP2 dediğimiz Avrupa standardında olan maskeler, kapalı ortamda uzun süre kalacaksanız şu an kullandığım gibi FFP2 maskeler kullanalım. FFP3'ler daha profesyonellerin kullandığı, biz hekimlerin kullandığı, belli müdahalelerde kullandığımız maskeler. Hani onları tüketmenize gerek yok. Zaten nefes almak da oldukça işkencedir. Bu işin uzmanlarının, sürekli hasta muayene eden doktorlarımızın, laboratuvarda olan bilim adamlarımızın kullanması gereken şeyler. Evet, belli işlemlerde. Ama siz şu an kullandığınız maske de sağlıklı maske galiba hocam. Kapalı ortamda uzun süre kalacaksanız bunu tavsiye ederim. Ama değilse normal cerrahi maske, bildiğiniz her yerde satılan maskeler işimizi görüyor. Hocam şimdi biliyorsunuz kapanma konusunda belirli yaşların üstünde ve altında olanlar evde kalmak zorunda kaldı. Onun dışında da mümkün mertebe birçok kişiye de evinizden ayrılmayın, evinizde mümkün mertebe kalın ve kalabalığa karışmayın demekten dolayı da insanların beslenme ve bu beslenmeden dolayı da biraz da kilo alma ve egzersizlik konusunda da yaşantılarında değişiklikler oldu. Yani hareket kabiliyeti insanların düştüğü zaman kilo alma ve başka risklerle karşı karşıya kalma durumları oluyor. Arzu ederseniz bu kapanma süresi içerisindeki beslenmenin sebep olduğu etkiler ve bu etkilerden de önümüzdeki dönemlerde egzersizlerle ve değişik yöntemlerle tekrar sağlığına kavuşma konusunda belki konuşmak istedikleriniz vardır. Evet, çünkü hareketsizlik belli hastalıkların artmasına sebep olur. Evet. Bir kere obezite yapar, kilo yapar. Kilonun getirdiği hastalıklar vardır. Şeker hastalıkları, eklem hastalıkları, hipertansiyonlar gibi. Özellikle bizim KOA hastalarımız, akciğer kanseri hastalarımız sürekli evde kaldıklarında iyice kas erimesi söz konusu olabilmektedir. Covid'den sonra belirgin bir yorgunluk, halsizlik, efor kapasitesinde, yürüme kapasitesinde azalma söz konusu olabiliyor. Bu hastalarımız yine ev koşullarında. Bunun için evdeki uzun bir koridor üzerinde yürüyüş yapmaları, mesela 10 dakikada 1000 adım atacak şekilde bir orta egzersize kadar yavaş yavaş yükseltmeleri, haftada en az 150 dakika orta egzersiz yapmaları tavsiyeler arasında olabilir. KOA hastalarımızın veyahut da COVID hastalarımızın balon şişirme egzersizleri yapmalarını tavsiye ederiz. Gene Toraks Derneğimizin rehabilitasyon merkezinin video ile eğitim programları var. Onları takip edebilirler aynı zamanda. Mersin'de solunum rehabilitasyonu merkezi yok maalesef. Bunu fizik tedavi ünitelerimiz yerine getirmekte, açığı doldurmakta. Dışarı çıkılabilen saatlerde sahilde yürüyüşler yapılabilmekte. Tabii maskemize, mesafemize kontrol ederek. Sürekli atıştırmalıklardan biraz uzak kalmaya özen göstermek. Bol sıvı tüketmek, su içmek. Covid sonrası hele ki çok çok önemli. Günde 8-10 su bardağı. Mesela çocuklarda kilograma 50 mililitre, erişkinlerde kilograma 30 mililitre gibi bir hesapla ortalama 8 bardak, 10 bardak su tüketmenin hem böbrek sağlığı, hem kalp sağlığı, hem Covid sonrası akciğerlerimizin ıslak olması, kendini toparlaması, kanımızın sulu olması adına su içimine çok çok özen göstermemiz gerekiyor. Tabii bir kalp yetmezliğimiz varsa, böbrek yetmezliğimiz varsa onlarda bir su kısıtlaması, 1 litreyi geçmemek gibi aklımızda bulunması lazım. Beslenmede
Ne yiyeceğiz? Mesele doymak değil. Şimdi beslenmenin temelinde zaten doymak yoktur. Tabii. Dengeli ve sağlıklı beslenme. İki tane ekmek yersin, doyarsın. Anlatabiliyor muyum? Ama yani, sağlıklı olmaz. Ama sağlıklı olmaz. Her şeyden yememiz lazım. Kilomuzu korumak istiyorsak az yemeli, yavaş yemeliyiz. Tabii. Hani bunda çeşitli diyet önerileri var. Yok ketojenik diyet, efendim mesela uzun süreli açlık diyeti, karbonhidratları kesen protein diyetleri vesaire vesaire. Ama en güzeli az yiyelim, yavaş yiyelim. Buna özen gösterelim. Bu sayede kilo kontrolümüzü yapalım. Bol suyumuzu içelim. Covid'de bağışıklık sistemini güçlendirici besinlere özen gösterelim. Yumurta mesela çok güzel bağışıklık güçlendirici bir maddedir. Sebzeler, meyveler, mevsim sebzeleri, meyveleri tüketmek kaydıyla bunlar da bağışıklık sistemimizi güçlendirir. D vitamini alımına özen gösterelim. D vitamininin %80'ini güneşten almaktayız. Bu çok güzel bir şey. Yani Mersin'de. Evet, Mersin gibi bir yerde. Yani. İşte Mart ve Ekim ayları arasında özellikle daha rahat dik olan güneş ışınlarıyla saat 11 ile 3 arasında bir 10-15 dakika dirsekten aşağısı, dizden aşağısını güneşlendirebilirsek o D vitaminini depolarız, özellikle yağ dokularımızda bir miktarı kas dokusunda bize 3-4 ay gidebilir. Kapalı bayanların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Genç bayanlarda kemik erimesini Türkiye'de maalesef çok sık görmekteyiz. Covid'deki bağışıklığı güçlendirmek için D vitamini preparatlarının kullanıldığı ve başarılı oranlar verildiği söz konusu olan çalışmalar var. Miktar konusunda bazen karışıklıklar olabiliyor. D vitaminin vücutta bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, tamam. Kemik yapımızı güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor, çok güzel. Ama belli bir miktarın üstünde aldığımız zaman vücutta depolanan bir vitamindir. Tabii. C vitamini gibi işte bir kilo yersin, idrarla atarsın, öyle olmuyor. Vücutta depolandığı için, yüksek kalsiyum seviyesine sebep olduğu için kalpte ritim bozuklukları yapabiliyor, tabii. Böbrekte taş yapabiliyor, böbrek yetmezliği yapabiliyor. Pankreatit yapabiliyor, bulantılar, kusmalar, halsizlikler, baş ağrıları yapabiliyor, yorgunluk yapabiliyor. Bu tür belirtiler varsa D vitamini zehirlenmesinden şüphelenmek gerekiyor. Yani bilinçsizce kullanılan o ekmeğe dökülen D vitamini ampulleri çok yüksek doz D vitamini içermektedir. D vitamininin normal seviyesi 30 ile 50 nanogram bölü mililitredir. En güzeli onun bir seviyesine bakıp ona göre açığı desteklemek, tabii, en doğrusudur. Çocukluktan mezara kadar ki süreçte vücudun D vitaminine ihtiyacı vardır. Mesela 1 yaşın altında 3 damla 400 ünite gibi. 1 yaşından 71 yaşına kadar olan sürede 4-5 damla şöyle bir 600 ünite gibi. 70 yaşından 71 yaşından sonra 800 ünite gibi bir 6 damla kullanılabilir. Ama erken çocukluk dönemlerinde 1000-1500 ünite, adolesan ve sonrasında 4000 ünite gibi sınır değerler aşıldığında zehirlenme belirtileri yapar. O yüzden bilinçsizce uzun süreli kullanmayalım. Genelde hekim arkadaşlarımız bir 10 damla veriyorlar 1000 ünite kadar. Kullanılabiliyor ama yine de hani öncesinde bir D vitamini bakılsa, devamında kontrol edilse çok daha güzel olur kanısındayım. Çok haklısınız. Zaten bütün bu tedavilerin hekimle temas halinde onun tavsiyelerine uyarak, evet, ve öncesinde muayene, daha sonrasında da tekrar muayene sonucu kontrollere gelip bu şekilde bir yol, bir yöntem izlenmesi uzun vadeli tedavilerde, evet, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum, değil mi hocam? Evet, yani aynen. Hekimle temas halinde olmak gerekiyor, evet, böyle konularda. Yani bilinçsizce işte D vitamini kullanmak lazımmış, Covid'de iyi geliyormuş. Her gün damlalarımızı damlatalım, ekmeğe dökelim. Ha bu arada, evet, ekmeğe damlatılır, suya damlatılmaz. Evet. Su da bardağın iç kısmına yapışacağı için ideali ekmeğe daha damlatıp, daha çok ekmekle, evet, çiğneyerek, evet, yutmaktır. Aşılardan bahsedecektik. Evet, aşılardan bahsedelim. Şimdi şöyle aşılardan bahsedelim. Çünkü artık daha rahat bahsedebiliyoruz. Çünkü aşının bulunmadığı zamanlarda herkesin kafasında soru işareti var. Sonuçta bir pandemi var, görünmeyen bir virüs var. Her tarafa yayılabilen ve nasıl kontrol edeceği de bilinmeyen bir virüs. Ama şu an artık bu aşıların bulunması, miktarı az veya çok, sonuçta bir bulunan bir aşı var.
Evet, aşılardan bahsedelim hocam. Aşılar önce kısaca bir aşıyı bir tanımlayalım. Çünkü aşı yanlış anlaşılıyor. Bir kere aşının ne olduğunu tam olarak bir anlamaları lazım vatandaşlarımızın. Arkasından bu aşılarının tedavideki mutlak önemi ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım. Çünkü bunun anlaşılması için daha önce tüberkülozun, çiçek rahatsızlığın, ondan sonra boğmacanın, kaba kulağın ve birçok çocuklarımızın ve bizlerin olduğu birçok aşının bize ne kadar yararlı ve hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını hepimiz gördük. Onlardan da bahsederek sanıyorum biraz daha anlaşılabilir kılabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Korona aşıları bütün aşılarda olduğu gibi vücudun bağışıklık sistemine virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır. Yani virüsün kendisi değildir. Evet, tabii. Virüse benzer şeyleri vücuda verip sanki virüs vermiş gibi vücudu uyarmak, savunmaya geçmek, haberdar etmek, kendini savunacak hale getirmek, daha sonra virüsle karşılaştığında da virüsü alt edebilmesini sağlamak için geliştirilen yöntemlerdir. Bunların çeşitli hazırlama teknikleri vardır. Mesela inaktif aşılar dediğimiz aşılar vardır. Bunda hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturabilen etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılardır. Yani bir virüsün hastalık yapma özelliği yok edilmiştir. İnaktif aşıdır. Bilinen en eski aşı türüdür. Evet. Bu bizim ülkemizde Çin'in Sinovac aşısının, CoronaVac, Sinovac şirketinin CoronaVac aşısıdır. Evet. Genelde Çin aşısı diye bilindiğinden. Aynı biliniyor. Hani ben o şekilde. Ama Sinovac olarak da. Aynen. Ben söyleyelim yani. Yani artık şey vermekte sakınca yok. Herkes tabii sağlıkçı oldu. Herkes evet, herkesi her evet şeyi biliyor artık. Evet. Sinovac aşısı bu şekilde üretilmiş bir aşıdır. Türkiye çalışmalarında %83 koruyuculuğunun olduğu tespit edilmişti bu aşının. Ağır hastalıktan, yoğun bakım yatışlarından %100 koruduğu tespit edilmişti yine Türkiye verileriyle. Ve biz bu aşıyı 13 Ocak'ta Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın kendisine yaptırmasıyla kampanyaya başladık. Evet. Ve sağlık çalışanlarıyla uygulama söz konusu oldu. Biz de bir sağlık çalışanı olarak aşımızı yaptırdık. Şu anda da Dünya Sağlık Örgütü 1 Haziran itibariyle acil kullanım onayı Sinovac aşısına vermiş bulunuyor onayını. Gelelim mRNA aşıları. Bunlar da başka bir teknikle elde edilen tabii aşılar. Kendi başında güvenli bağışıklık yanıtı oluşturabilen proteinleri üretmek için genetik olarak hazırlanmış, tasarlanmış RNA parçacıklarının vücuda verilmesiyle vücudun virüse karşı cevabını, savaşmasını tetikleyen aşılardır. Son teknolojiyle üretilen aşılardır. Bunlar kanser tedavilerinde kullanılan aşı teknolojileriyle örtüşen aşılardır. Güvenli aşılardır. Bu da Alman BioNTech firmasıyla Amerikan Pfizer firmasının ortaklığında üretilen evet bir aşıdır. Dünyada ilk üretilen aşıdır. Evet. Ve ilk uygulanan aşıdır. İlk %95 koruyuculuğunun olduğunu İngiltere çalışmasıyla ilan edilen bir çalışmadır. İlk kez de 8 Aralık'ta İngiltere'de bir yaşlı bayana uygulanarak aşı kampanyası başlatılmıştır. Bu konuda İngiltere önde gidiyor aşı çalışmalarında. Büyük kayıplar başlangıçta vermiş. Başlangıçta çok defans gösterdi. Evet, ama evet, sonuçta evet. Başbakanın da koronaya yakalanması üzerinden bir musibet bin nasihattan evet beterdir aynen, diye aynen bir atasözümüz var. Evet. Bu olay gerçekten İngiltere'de evet birçok şeyi değiştirdi. Evet, bir sürü bağışıklığına bırakalımla birden aniden evet artan vaka sayılarıyla çok büyük kayıplarla ama çok güçlü aşı politikasıyla şu an üstesinden gelmiş bulunuyorlar. Evet. Sonuçta oldukça güçlü bir ülke zaten. Evet. Ekonomik evet durumu da müsait olunca tıbbi anlamda da kurumlarda zaten geleneksel olarak da bir geçmişe sahip bir ülke. Evet. Bunun avantajını iyi kullandılar daha sonra. Evet. Ama başlangıçta bayağı konuşulan hatta birçok hiciv ustası tarafından neredeyse alay edilen bir uygulama, sürü bağışıklığı uygulamasıyla evet gündeme gelmişti zaten maalesef hocam. Maalesef. Ama aklın yolu tektir.
bilim en er veya geç doğruyu gösteren bir göstergeyle herkese ders verir gibi bilim sonuçları ortaya çıkıyor. Evet. Bu BioNTech'in aşısına 31 Aralık'ta acil kullanım olayında Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii bu ara gururla söyleyelim ki bu aşıyı bulanlar yani bu aşının bulunmasında en büyük katkıyı gösteren Nuri ve Özlem arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, halen vatandaşımız çünkü onlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Çok, gerçekten bizi gururlandırdılar. Çok gurur verici, çok gurur verici. Başarılarının devamlarını diliyoruz tabii. Gurur duyuyoruz kendileriyle. Bir de vektör aşılarımız var. Bunlar da güvenli bağışıklık yanıtı oluşturabilmek için virüsün RNA parçacıklarını taşıyan ama hastalık oluşturmayan başka virüslerle, adenovirüs gibi onlarla vücuda verilmesi esasına dayanıyor. Dolayısıyla bunlar da yine güvenli aşılar. Güvenlik testlerinde yan etki profilinin olmadığı yayınlandı. Rusya'nın aşısı, Sputnik aşısı bu. Nisan gibi Sağlık Bakanımız 50 bin ünite sipariş edildiğini duyurdu. Türk Toraks Derneği'nin değerlendirme raporunda da aşının başarısı ve güvenilirliğiyle ilgili kaygılar olmadığı yayınlandı. Firmanın beyan ettiği koruyuculuk oranları %97.6 olup ama Lancet denen dediğimiz ünlü bir bilimsel tıp dergisinde yayınlanan makalede etkinlik oranı %91.6 olarak verildi. Dolayısıyla hani önümüzdeki günlerde şimdi iki aşımız vardı, vatandaşa soruyorduk hangisini yaptırırsın? Yarın bir gün 3'e çıkacak. Bir de Sputnik Rus aşısı var. Hangisi yaptırırsın olacak. O yüzden kafalarımız çok karışmasın. Hangisini bulursak onu yaptıralım diyoruz. Ama küçük bir ayrıntı veya dipnot vermek istiyorum. Lütfen hocam, şimdi bütün aşıların hafif reaksiyon dediğimiz yan etkileri söz konusu olabiliyor bir kere. Bunu grip aşısında da görüyoruz. Yaptırırsın, kolun şişer, ağrır birkaç gün. Tabii. Yani bunlar hafif belirtiler. Uygulama yerinde biraz şişlik, kızarıklık, efendime söyleyeyim ağrı, yorgunluk, halsizlik, hafif bir ateş, titreme, baş, kas, eklem ağrıları olabiliyor. Bunlar için mesela kolumuzu biraz yüksek pozisyonda tutmak, sarkıtmamak, ıslak pansuman yapmak, bunu da direkt buzu koymak şeklinde değil, bir havluyu ıslatmak ya da işte buz kalıbını yine böyle bir beze sarıp o şekilde koymak gibi ıslak pansuman yapmak. Kırgınlığımız, ateşimiz varsa parasetamol dediğimiz oldukça masum ağrı kesici içmek. Sıvı alımını, iselimiz, bulantımız varsa sıvı alımını artırmak, isel diyetiyle hani beslenmeye çalışmak söz konusu. Daha ciddi anafilaksi dediğimiz ağır alerjik reaksiyon görülmesi durumu, bunu BioNTech aşısında görebiliyoruz. Diğer iki aşıda bunlar tanımlanmadı. BioNTech aşısında gördüğümüz bu anafilaktik reaksiyon 1 milyonda 11 vakada görülüyor. Yani bir penisilin alerjisi 10.000'de 1 vakada görülüyor. Hani bununla kıyaslarsak hani oldukça sık görülen bir yan etki değil. Ve bu yan etkinin de hastane koşullarında yapılıp gerekli müdahaleyle tedavi edilebilmesi mümkün. Anafilaksi dediğimiz reaksiyonda vücutta yaygın kızarıklık, döküntü olabiliyor. Nefes darlığı olabiliyor. Boğazda şişme, hırıltı olabiliyor. Ve baygınlık hissi beraberinde gelebiliyor. Acil müdahaleyle üstesinden gelinebiliyor. Bunu bilmekte fayda var. Peki herkes her aşıyı olmalı mı? İşte kafadaki en büyük karışıklık, soru işaretleri. Evet. Çok değerli hocalarımızın da webinarlarından, sunumlarından kaçırmamaya çalışıyorum. Hatta 4-5 derneğin dahilidir, enfeksiyondur, göğüstür vesaire. Hangisini bulursanız onu yaptırın. Tamam da üçünü birden bulduk, ne yapacağız? Şimdi öyle bir durumda çoklu ilaç alerjiniz varsa, daha önce bir aşı yaptırdıktan sonra alerjik reaksiyonunuz geliştiyse, efendime söyleyeyim kabızlık ilaçlarına karşı alerjiniz varsa, antiasit dediğimiz mide ilaçlarına karşı alerjiniz varsa, polietil glikol denen
Biontech aşısının içindeki bir etken maddeye karşı alerjiniz varsa o zaman Biontech aşısını yaptırmamayı tercih edebilirsiniz. Bir de Biontech aşısında ilk dozda anafilaktik reaksiyon gibi ciddi alerjik reaksiyon tabii görüldüyse ikinci dozun yapılmaması gerekiyor. Evet, haklısınız. Aşılar herhalde bu kadar yeterli. Çok yeterli. Ama bir de şey var. İlk defa ama hocam teşekkür ediyorum gerçekten. Ama belki de şu anda birkaç aşının bulunmasının bereketiyle biraz daha rahat. Ama hepsi şu an kullanılıyor, kullanılacak. Ama bu rahatlıkla, çünkü daha önce aşının olmadığı bir yerde aşının hesabını yapma, yan etkilerini, tehlikelerini, çünkü aşı yok ortada. Ama şu an aşımız var, ama bu uygulamalarından sonra yan etkisini de görebiliyoruz. Bilim adamlarının bilimsel yan etkisinden kaynaklanan tedbirlerini, önlemlerini ve hastanın nasıl davranacağı konusundaki sonuçları da yavaş yavaş muhtemelen ellerine gelmeye başladı bu tür sonuçlar. Klinik değerleri, kantitatif, sensitif değerler gelmeye başladıkça tabii bunları daha rahat yönlendirebiliyoruz. Onun için bu bilgileri de toparlamışsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı bilgiler bunlar. Hem aşıların, hem aşılanmanın, hem de aşının birkaç tane aşı alternatifi karşısında çaresiz kalmadan seçim yapmanın yolunu, yöntemini de anlatmış oldunuz. Onun için çok yararlı oldu. Hemen teşekkür ediyorum izleyicilerimiz adına. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Yani aşı uygulamasında dediğim gibi çok hızlı başladık, çok güzel başladık ama şu anda bir yavaşlamamız var. Lütfen aşı karşıtlarına kulak asmayalım. Aşımızı yaptıralım. 3 aşı da etkin ve güvenilir. Covid hastalığı ile yoğun bakım yatışı ve ölümleri önlemede her 3 aşıda oldukça başarılı. %100'e yakın şekilde bunu önlüyor. Bu riske girmeye değmez. Çünkü COVID gerçekten çok zor bir hastalık. Tabii. Yani bunu sadece yaşayan biliyor. Özellikle gençlerimizin ve genç yaş popülasyonunda da yoğun bakım yatışlarımızın arttığını görüyoruz. Daha özenli, daha dikkatli, daha sorumlu davranmaya davet ediyorum. Çünkü dediğim gibi %21 ile dünya ölçeğinde 14. sıraya geriledik. Gönül ister ki daha üst sıralara girelim. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın koyduğu hedefe %50'lere ulaşabilelim. Tabii. En az %60'ı geçelim ki bu popülasyonu düşsün. Evet, evet. Hocam, bir soru geldi. Tabii ki o soruyu da sormak istiyorum aşılarla ilgili. İlk doz aşıdan sonra ikinci doz aşı bütün aşılar için aynı mıdır? Şu an 45 gün ile 2 aylık bir süre var. Ya da başkalarında değişebilir mi? Sizin bu konuda yani öneriniz nedir? Daha önce genellikle 45 günlük, şimdi 2 aylık bir süre veriliyor. Gerçi Sputnik daha yeni gelecek değil mi hocam? Bize gelmedi. Ama BioNTech'te 2 aylık bir süre veriliyor iki doz aşı arasında. Evet, ortalama 4 hafta gibi bir süre yeterli oluyor her iki aşı içinde. Evet. Ama dediğimiz gibi 8 haftayı geçmemek gerekiyor. Bu çok önemli değil mi hocam? Evet. Hatta Sputnik için 21 gün gibi bir bilgi var ama işte uygulamada ne olacak onu tam bilmiyoruz. Geldiği zaman daha açıklayıcı bilgilere ulaşmış olacağız. Firmanın öyle bir öngörüsü var. Üçüncü doz aşılar gündemde, biz 1'i 2'yi halledelim derken üçüncü dozlar gündemde. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü doz için yakın zamanda Çin aşısına onay verdi, acil kullanım onayı verdi. Ki bağışıklığı biraz daha güçlendirip mutasyonlara karşı önlem olmak için. BioNTech mutasyonlara karşı aşının özelliğini geliştirme çalışmalarını devam ediyor. BioNTech için 12. aya kadar en geç 3. doz aşıyı firma öneriyor. Dolayısıyla hani 1'di, 2'di, 3'tü bizi bekleyen süreçler. Tabii. Zaten Aralık'ta başlanan bir aşı periyoduyla neredeyse daha 6 ayımız var. 6-8 ay gibi bir korumanın söz konusu olduğunu biliyoruz. Antikor testlerimiz var, isterseniz ondan da bahsedeyim mi? Ondan zaten rica edeceğim hocam. Evet, şimdi bu aşıları tamamladıktan sonra antikor, çünkü o da çok önemli. Evet. Bu bağışıklık sistemi
Yani çünkü yani bir, bir kez aşılama dönemini atlattıktan sonra birinci doz, ikinci doz, üçüncü dozdan sonra vücut bağışıklık sistemini kazanıp bundan sonra tekrar aşı olmama ihtimaliyle bir yaşayacak ya da her sene tekrar yine bir, bu dozlardan biri veya ikisiyle de tekrar aşılanması mı gerekiyor? Evet. Bu konuda belki size gelen bilgiler vardır hocam. Onları aktarmak evet. isterseniz antikorla beraber sevinirim. Antikor vücudun hastalık geçirerek veyahut da aşılanarak bağışıklık sisteminin geliştiğini, hastalıkla karşılaştığımız zaman tekrardan onunla savaşabileceğini evet. gösteren hücrelerdir. Tabii. Dolayısıyla bunlara bakıyoruz. Bunların da bir oluşum süresi var. Hastalık geçirdikten veya ikinci doz aşıyı yaptırdıktan en az 2 hafta geçmesi gerekiyor ki antikorlarımız gelişmiş olsun. Tabii. Çeşidi var. İmmünoglobulin M dediğimiz erken oluşan, immünoglobulin G dediğimiz biraz daha geç oluşan antikorlarımız. Dolayısıyla hastalık geçirdikten veya aşı yaptırdıktan 2-3 hafta sonra antikor baktırabiliriz. Antikor titrelerine gelince spike antikoru dediğimiz, anti-spike antikoru dediğimiz virüsün o taçlarına ve hücreye tutulan proteinlerine karşı gelişen antikorlara bakıyoruz. Rutinde bunlar kullanılıyor. Bir değerinin üstünde olması antikor pozitif olduğunu gösteriyor. Tabii. Ama miktar olarak dersek 50 AU bölü 1000 mililitrenin altında düşük titre, 50'nin üstünde de yüksek titreler diyebiliyoruz. Yalnız bu bağışıklık, antikor bağımlı bağışıklığımızda 3 aydan sonra bu antikorlarımız azalmaya başlıyor. 6 aydan sonra antikorlarımız bitiyor. O yüzden hastalığı geçirenlerde 6 aydan sonra aşı programına dahil ediliyor. Uygulamamız bu şekilde ülkemizde. Ama bunun dışında bir de hücresel bağışıklık dediğimiz T hücrelerimiz, hafıza, bellek hücrelerimiz. Allah öyle bir yaratmış ki insan bedenini. Evet. Yani her şeyin bir ikinci garantisi var. B planında hafızaya alıyor, mikropla daha sonra karşılaştığında hatırlıyor, saldırabiliyor. Savunmaya geçiyor. Mesela tüberkülozda da bu özellik mi? Tüberküloz basitinde karşı da bu özellik mevcut. Yani T hücre bağımlı bağışıklığın daha uzun süre, 1 yıl, 2 yıl gibi koruyuculuğu olduğu bildiriliyor. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Test laboratuvarları alıştırılıyor. Henüz rutin uygulamaya girmedi ama içimizi serin tutalım. Aşımızı yaptıralım vaktinde. Maske, mesafe, hijyen ve kapalı ortam kurallarımıza uyalım. Bu hastalıkla hep beraber üstesinden gelelim diyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Evet, hem koronanın 1,5 yıl sonra gibi ülkemizdeki serüvenini, başlangıç aşamasından aşı aşamasına kadarki olan sürecini, bu kapanma sürecinden sonra gelinen durumu, vatandaşlarımızın yaşama biçiminden kaynaklanan kapanma, kilo alma ve bir kilodan kurtulma konusunda egzersiz, hareket ve bundan sonraki yine hijyen, maske ve mesafe konusundaki dikkat edecek konulara dikkat çektiniz. Aşılama konusunda da hem alternatifleri sıraladınız, hem bu alternatiflerden dolayı da aşılanmanın hangisi mevcutta varsa ve uygunsa kaçırılmaması gereken evet. bir fırsat olduğuna dikkat çektiniz. Bu da çok önemli. Yan etkilerinden bahsettiniz. Yan etkilerinden sonra yine antijene tepki gösteren antikorların ve bu bulguların bundan sonraki uygulamaların seyrinin ne olabileceği konusunda da bunları anlattınız. Yan etkilerine uygun olan BioNTech konusundaki konu da çok önemli. Onlara da uyardınız. Dolayısıyla korona konusunda bir dosyamız oldukça doyurucu, kapsamlıydı. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi uykuya geçebiliriz o zaman. Şimdi artık bir sonraki programımızın ana başlıklarını açalım. Öyle mi? Evet, bir sonraki, çünkü göğüs hastalıkları doktorusunuz. Göğüs hastalıkları uzmanısınız daha doğrusu. Solunum yollarından kaynaklanan, nefes konularından kaynaklanan, arzu ederseniz
Bu programımızda ben biraz şey açmak istiyorum. Çünkü hastanesinin uyku laboratuvarı var, apre ile ilgili tedavileri var. Evet. Uyku düzeni bozulan ve tekrar bu uyku düzenini kazanmak isteyen insanlarla ilgili ve çağımızın hastalığı da biraz obezite ve bunun sebep olduğu. İsterseniz biraz nefes, solunum, uyku konularında bir başlık açalım. Tabii. Bunu işleyelim kalan kısa süre içerisinde. Evet. Sonraki programlarımızda astımı, KOAH'ı, akciğer kanserimiz var, zatürremiz var, tüberkülozumuz var. Her katılımınızda bir konuya bir dosya açalım, öyle devam edelim tabii, diyoruz. Tabii, elbette. Şimdi uykudan bahsedelim evet, o zaman. Evet, sınaptan ondan sonra. Evet, uyku ortalama 8 saatlik bir uykunun insan sağlığı için gerekli olduğunu biliyoruz. Yalnız uykunun sadece süresi önemli değildir. Uykunun kalitesi de önemlidir. Tabii. Gün için uyurken sık sık uyanmalarınız oluyorsa, kalitesiz bir uyku uyuyorsanız, o zaman ertesi gününüzü uyuklayarak geçirirsiniz. Dikkat bozukluğu, konsantrasyon bozukluğu, kazalar gibi sıkıntılara sebep olabilir. Uykuda soluğunuz kesiliyor, çırpınarak uyanıyorsanız, tanıklı apne diyoruz biz buna, yanınızdaki eşiniz. Sanki soluğu kesiliyor, nefes almıyor, belli bir süre duruyor veya uykudan aniden çırpınarak uyanıyorsanız, uyurken horluyorsanız, sabah uyandığınızda boğazınız kurumuş, boğazınız ağrımış hissediyorsanız, ertesi gün uykulu bir halde geziyorsanız, gergin oluyorsanız, depresif bir psikolojiye bürünmüş oluyorsanız, cinsel işlev bozukluklarınız oluyorsa, hipertansiyonunuz oluyorsa, bunların hepsi kalitesiz ve yetersiz uykudan, uykuda soluk durması hastalığı dediğimiz uyku apne sendromundan kaynaklanıyor olabilir. Çok ciddi bir rahatsızlıktır. Multisistem organ bozuklukları yapabilmektedir. İnmelere sebep olabilmektedir. Sinir sistemini de etkileyebilmektedir. Kalp krizine sebep olabilmektedir. Çarpıntılar yapabilmektedir. Hafıza konsantrasyon bozukluklarıyla ciddi kazalara sebep olabilmektedir. Bunun için su hastanemizde polisomnografi laboratuvarımız var. Orada bir gece misafir ediyoruz hastalarımızı. Uyku ölçümü yapıyoruz. Ataklarına, sıklığına, süresine bakıyoruz. Ona göre CPAP dediğimiz basınçlı hava veren, kapanmış soluk borularınızın girişini ve genzinizi, boğazınızı açıp rahat nefes almanızı sağlayan cihazlar temin ediyoruz. Raporlarını çıkarıyoruz. Onlarla kaliteli ve konforlu bir şekilde uyumanızı sağlıyoruz. Horlamayla ilgili bir cerrahi durum söz konusu ise kulak burun boğaz doktorumuz tarafından cerrahi müdahaleniz yapılıyor. Dolayısıyla uyku deyip geçmemek lazım. Uyku bozuklukları sonrası yaşanabilecek sistemik hastalıklardan da kurtulmak adına muhakkak kısa boyunlu, kalın boyunlu, kilolu kişilerin biraz önce tanımladığım belirtileri, ani sıçramalı uyanma, tanıklı apne soluk durmasının tespit edilmesi, ağız kuruması, sabahları, boğaz ağrısı gibi yakınmaları olanların, uykusuzluk, ertesi gün uyku hali, çok uyusam da kendimi dinç hissetmiyorum diyenlerin muhakkak uyku laboratuvarına gelmelerini bekliyoruz. Evet, hocam uyku laboratuvarına gelmeden önce şimdi tabii ki bu vatandaşlarımızın bir kısmı SGK'lı yani sosyal güvencesi olan insanlar ve tabii SWAP ve bu uyku laboratuvarından yararlanmak ya da orada misafir edilmek gibi şeyler var. Bu tür uygulamaya tabi olmak isteyenler için nasıl bir yol izlemek? SGK izleme? Kapsamında evet hocam. Ödemeleri oluyor bu hastalarımızın. Evet. Cüzi miktarlarda farklar çıkıyor. Evet. Cihazları da yine aynı şekilde raporluyoruz. SGK kapsamında ödeniyor çoğu. Cüzi miktarlarda da farkları çıkabiliyor. Tamamen hani ücretli bir şekilde yaptıracaklar diye bir durum söz konusu değil. Çok önemli bu. SSK'ları yoksa hani ücretli yaptırabilir ama SSK'ları varsa SSK dahilinde ödeniyor bu uygulamaların çoğunluğu.
Apre konusunda hocam ameliyat gerekiyor mu? Bu yani yine horlamaya sebep veren yumuşak damakta, uvula dediğimiz ve boğazın gerisindeki o dokularda bir sarkma varsa o bölgeye cerrahi müdahale de yapabiliyoruz. Dolayısıyla kulak burun boğaz kontrolü öneriyoruz öncelikle hastaya. Sonra da uyku laboratuvarında ölçümü yapıyoruz. Sonra da gerek görürse cihazını veriyoruz. Konforlu bir şekilde uyumasını, apnelerden kaynaklanan hastalıklarının da önlenmesini sağlıyoruz. O zaman şöyle bir sıralama yapalım. Yine ben gelen sorulara göre. Tabii. Şimdi bu tür rahatsızlıkları olan kişi aile hekiminden gerekli belgeleri aldıktan sonra mı sizin göğüs hastalıkları polikliniğimize başvurması yeterli. Evet. Yok aile hekiminden değil. Direkt başvurabiliyorlar. Size başvurabiliyor mu? Tabii ki tabii size ki. Geldiği takdirde uyku laboratuvarında siz muayene ediyorsunuz. Evet. Ve muayene ettiğiniz zaman bunun birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede diye bir sıralaması var tabii mıdır? Ki. Örneğin birinci derecede ne yapıyorsunuz, ikinci derecede ne yapıyorsunuz? Apne skorlamasına göre yapıyoruz. Ha, evet. Apne derecesine göre. O konuda göre biraz bilgi verebilir misiniz diyorlar. Apne sayısı önemli. Kaç kez soluk durması yaşanıyor onlara bakıyoruz. Gerekirse ikinci gece titrasyon yapıyoruz, uyutmasını yapıyoruz hastanın. Bir veya iki gecelik uyku laboratuvarında uyuyarak elektrotlar yerleştiriyoruz başına. Onunla ilgili çizimler, dökümler alıyoruz. O çizimleri inceliyoruz. Kaç kez durmuş, ne sıklıkla durmuş, oksijeni ne kadar düşmüş. Çünkü soluk tabii durması demek, yaşamın durması demektir. Yani evet, akciğerlerinizin vücudunuza oksijen sağlayamaması demektir. Dolayısıyla satürasyon dediğimiz, o parmaktan hani ölçmeye alıştı vatandaşımız. Evet. O satürasyon değerlerinin ne kadar düştüğünü o cihazlar yine tespit ediyor. Bunlar ölçeğinde değerlendirip ona göre cihaz başlayıp başlamama kararı veriyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zaman su gibi aktı. Ve programımızın sonuna geldik. Eyvah programımızın eyvah. Programımızın sonunda da bizi takip eden takipçilerimize, sizi ilk defa ekran başında dinleme fırsatı olan ve bundan sonra muhtemelen sizi ziyaret edecek olan yine danışmanlarınıza diyelim. Ne mesaj vermek istersiniz? Sizi izleyen arkadaşlarınız var hastanede. Onların da bir selamları vardı. Onlara bir mesajınız olabilir. Öyle mi? Çok programımızın teşekkür sonunda ederim. Bilgileriniz. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınızı almak istiyorum. Tabii COVID'le yatıyoruz, COVID'le evet kalkıyoruz. Son olarak hani vatandaşımız artık duymaktan gına gelmiş olsa da maske, mesafe, el hijyeni ve lütfen kapalı ortamlarda mecbur kalmadıkça bulunmamaya, bulunuyorsak maskemizi takmaya özen gösterelim diyorum. Beslenmemiz çok önemli, su içmek çok çok önemli, kalp, böbrek, akciğer sağlığımız için lütfen günde en az 8-10 su bardağı su içelim diyorum. Onu da bir oturuşta bir sürahi su içelim demek olmuyor. Güne yayılarak 2-3 saatte bir bardak içmek şeklinde yapmamız doğru yaklaşım olacaktır. Onun dışında ben burada sokak hayvanlarına değinmeyeceğime dair Devrim Hanım'a ve Nur Hanım'a su hastanesinden sevgili çalışma arkadaşlarıma söz vermiş olsam da iki cümle etmeden geçemeyeceğim. Çünkü ısınan havalarla beraber lütfen kapımızın önüne bir kap su koyalım. Belki mama alma ekonomik gücümüz yoktur ama böyle bir işte etli sulu bir yemeğin içine bir parça ekmek doğrayıp bir kaba koyup kapının önüne koyabiliriz. Tabii hayvanlara verdiğimiz suyun balçık hale gelmemesini, verdiğimiz yiyeceklerin oralarda sokaklara savrulup sinekler, kokular oluşturmamasını, hani iyi bir şey yapayım derken çevreye zarar verip zaten hayvan sevmeyenlerimizin had safhada olduğu bir toplumda yaşadığımızı da düşünürsek rahatsızlık vermemeyi, biraz daha özenli olmayı, hayvanların ağızlarıyla yemek yediğini unutmamayı, elleri olmadığını düşünmeyi, o yüzden yiyecekleri yerlere serpmemeyi çok 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 rica ediyorum. Çünkü merhamet bence bir insanda olması gereken en temel ve en özel, en güzel erdemdir. Bir sokakta sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa o sokağa yerleşin derler. Hayvana merhamet eden insana da merhamet eder. Yani şu yozlaştığımız süreçlerde lütfen tüm insanlarımızı merhametli olmaya çağırıyorum.
Yasa koyucularımızı, devletimizi, yönetenlerimizi 4 yıldır meclisten bir türlü çıkamayan hayvan haklarıyla ilgili koruma kanununu çok şükür dün itibariyle onaylanmasına çok sevindiğimi, 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezalarının söz konusu olduğunu, lütfen hayvanları sevmeyen, onlara kötü davranan psikopatlara da buradan seslenip akıllarını başlarına almalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında keşke hiçbir canlı aç yatağa girmese, ama öyle bir dünya yok maalesef. Daha dün itibariyle sofrada lokma boğazıma durdu. Annem haberlerde Gaziantep'te 10-11 yaşlarında bir çocuğun, evet, müzik çalarken para kazanma çabasında tesadüfen mikrofon uzatılıp en büyük hayalin ne sorusuna, ki genelde her gördüğümüz çocuğa sorarız. Büyüyünce ne olmak istiyorsun, en büyük hayalin ne? Çocuğun verdiği cevap evde yemek olması. Yani durdu, burada durdu, gitmedi yani lokma. Evet. O yüzden lütfen birazcık hani merhamet diyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Özellikle bu mesajlarınız çok anlamlıydı. Hem hekim olmanız hem de hekim olmaktan da öte hayvansever ve topluma duyarlı bir insan olmanızdan dolayı mesajlarınızın sanıyorum izleyicilerimiz tarafından alınmaktadır ve bundan sonraki hayatlarında da bu konudaki çabaları yoğunlaşacaktır diye temenni ediyorum. İnşallah. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Su Hastanesi'nin desteğiyle hazırlanmakta olan Su Hayattır programımızın bugünkü konuğu göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Leyla Yücesoy'du. Hem korona konusundaki bilgileri, deneyimlerini ve bundan sonra izlenmesi yolu sizlere aktardı. Ve çok anlamlı iki mesajla da hayvanlara karşı özellikle duyarlılığını sizinle paylaştı. Ve umarım bu paylaşımın da bundan sonraki hayatınızda da yine bütün canlılara, insanlara zarar vermeyecek şekilde mesafeyi ayarlayarak zarar vermeden birlikte yaşayacağımızı da kabul ederek yaşama yolu erdemiyle devam edelim diyorum. Bir sonraki haftada başka konuklarımız olacak. O konuklarımızla birlikte olacağız. Bu programın sonunda değerli hocam Doktor Leyla Yücesoy, yönetmenim Ezel Avan ve kameraman arkadaşım Anıl Erken'le birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Bir sonraki programda beraber olmak dileğiyle. Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan